en büyük hırsızlığı bana göre. Çağın en büyük hırsızlığı belediyeyi çalıyorlar. Ama hamuduyla birlikte. Şimdi bir Beyoğlu'na gidelim. Bazı şeylere hakikaten insanlar çüş diyor. Bu da onlardan birisi. Bir göstersen Ali onu. Şu anda AK Parti'nin eski Beyoğlu Belediyesi'nin yapmış olduğu hırsızlığı gözler önüne seriyoruz burada. Biz geliyoruz ya, Cumhuriyet Halk Partisi kazandı diye bütün cihazları, yapmış olduğu usulsüzlükleri, işte neyin karşılığında aldılarsa, nasıl temin etmezse, bu şekilde mallarını çalarken yakaladık. Bu bir kamu malına hırsızlıktır, kamu malını çalmaktır. Ha belediye binası, ha vergi dairesi, ha devlet dairesi, X1'in emniyet müdürlüğü binası. Bakın burada bütün cihazlar burada duruyor. Biz gelmeseydik bunların hepsini çalacaklardı. Bizzat hırsızlık yapacaklardı. Tüm Beyoğlu halkına duyururum. Merhabalar. Biz İstanbullular olarak duyduk. Yakalandılar, suçüstü yakalandılar. Türkiye'nin pek çok yerinde zaten suçüstü olarak yakalanıyorlar. Şimdi bu işin o kadar çok boyutu var ki malları götürüyorlar. Demek bu mallar kayıt dışı. Kayıt dışı. Çünkü demirbaş olarak, işlenmiş olarak malları hiçbir koşulda götüremezsiniz. Ya da öylesine bir korkusuz durum var ki bunları artık kendi ofislerine mi götürecekler, eve mi götürecekler, ne yapıyorlar bilmiyorum. Bir felaketle karşı karşıya Türkiye bir taraftan. Neden? Çünkü bir de çalınan mallarının, çalınan belediyeler, çalınan mallar, oraya yerleştirilmiş isimler var. Şimdi ben size soruyorum, belediyelere doldurulmuş kadroları nasıl temizleyecek Cumhuriyet Halk Partileri? Ben olsam hemen bir kere görevden alırım. Hemen görevden alırım bütün üst düzey yöneticileri. Ardından bağımsız bir teftiş yaptırırım. Kim temiz, kim kirli, kirli onlara bakarım. Ve güvendiğim insanlarla hareket ederim. Maalesef durum bu. Çünkü malları bir kere bulman gerekiyor. Ne kadar malı var, ne kadar geliri var, ne kadar gideri var. Dün gördük en son gün ödeme yapmaya çalışanlar 300 milyon liraya kadar paraları çekip almaya çalıştı. Mesela merak ettiğim yerlerden biri Adıyaman'dı. Bir tanesi de mesela Bursa. Bursa'da ne oluyor acaba? Çünkü Bursa öylesine büyük bir şey çökmüştü ki, karabasan çökmüştü ki Bursa'nın üstüne kim ne kadar para aldı, ne kadar verdi, ne oldu, ne bitti hiç kimse bilmiyordu bunu. Ve şimdi ortaya çıkan tabloya baktığımız zaman her yerde, ama memleketimizin her yerinde malı çalmak, uçsuz bucaksız borçlanmalar yapmak, eş, dost, akraba buralara şey yapmak, koymak falan derken bir felaketle karşı karşıyayız. Bütün bunları da görelim. AKP ile ilgili tersten bir şey söyleyeceğim. Şimdi herkes bir düşman arıyor. Özlem Zengin'i fotoğrafını koymak istiyorum. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bütün kadınlar açısından ve AKP'li kadınlar açısından özellikle. Adalet ve Kalkınma Partisi bir kadın partisiydi. Bir kadın zaferiydi. Hep böyle denir. Kapı kapı dolaşan kadınlar, kapılardan kovulduklarında bacadan giren kadınlar büyük emek verdiler. Milli görüş geleneğini iktidar yaptılar. Yiğidi öldür hakkını yeme. O kadınların çoğu da bir şey olmadı zaten. Hepsi tabanda çalıştı. Ha, Cumhuriyet düşmanlığı niye vardı anlamış değilim. Çünkü Cumhuriyet kadına değer verir. Şeriat, siyasal İslam, milli görüş, tarikatlar, cemaatler kadını tam tersine hayatın dışına atmak isterler. Dolayısıyla ben İslamcı bir tutum takınan herhangi bir yapının kadını eşit yurttaş olarak görmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Özlem Hanım daha önce de olmuştu. Kaç gündür Özlem Hanım bir düşman haline getirildi. Ben Özlem Hanım'ı tanırım. Özlem Hanım'la olan hukukum şu, ideolojik olarak tamamen karşı karşıyayız. Ancak aykırı sorulara telefon açtırmıştı ve aykırı sorulara çıkmak istemişti. İstanbul kadın kolu başkanıydı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Ben de o kadar ısrar edince o vakit kendisini davet ettim ve yayına çıktı. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Hukukumuzun kurulmasının nedeni. Yayında ben sorularımı sordum. O cevaplar verdi. Her zamanki ben sert sorular sordum. O da zekice cevap verdi. Güzel bir yayın oldu. Canan arıyor beni. Kaftancıoğlu. Biraz sonra bakarım. Umarım yayını seyrettiği için aramıyordur. Bir de ondan fırça yemeyelim. Hem Recai hem Canan. Neyse. Şuraya geleceğim. Bunun altını çizmek istiyorum. Özlem Hanım o zaman erkek eli sıkmıyor, şimdi sıkmıyor. Programın sonunda biz herkese el sıkışarak davranıyorduk. Herkese el sıkışarak bitirdiğimiz halde ben Özlem Hanım'ın erkek eli sıkmadığını anladım.
erkek eli sıkmadığını anladığım için durdum. Ve program kapandı. Ve sen ona teşekkür etti. İsteseniz el uzatabilirdiniz. El havada kalırdı. Ve ben de dedi burada başka bir duruma düşerdim. Tabii şunu gördüm orada. O kadar önyargılı bir durum var ki sanki biz yani o el sıkma gibi sembolik meselelerde de sanki biz insanların hassasiyetini kavramıyormuşuz gibi. Öyle değil. İnsanların hassasiyetini kavruyoruz. İnsanlara tam tersi saygı gösteriyoruz. Ancak ben gösteriyordum da Adalet ve Kalkınma Partililer, akitçiler, tarikatçılar, cemaatçiler, gericiler bunu göstermiyor. Ne oldu? Kaç gündür Özlem Hanım İstanbul Sözleşmesi'ni savunduğu için, kadın haklarını savunduğu için, üstelik şu kadarcık bir özgürlük istediği için bu kadın orada kaldıkça AKP belini doğrultamaz diye hakarete uğruyor. İşte size Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aslında tarikat cemaatlerle işbirliği yaptığı zaman nasıl bir duruma düşeceğinin göstergesi. İşte size altını çiziyorum. İşte size Özlem Zengin hanımefendinin, aslında savunduğu ideolojinin kendisini vurduğunun bir göstergesi. Siyasal İslamcılığın kadınsız bir dünya hayal ettiğinin, kadını köle olarak kullandırmak istediğinin bir göstergesi. Geçmiş olsun diyorum. Cumhuriyete herkesin ihtiyacı var. Laikliğe herkesin ihtiyacı var. Şimdi biraz sonra Canan'ı ararım. Araya gireriz bir dakika. Belki bizi izliyordur. Şimdi sinirlenebilir. Bana ne dedin sen falan diye. Bu benim temennim. Canan siyasete girecek diyorum. Halen de arkasındayım. Bugün siyasete bir partiden girmiyor olabilir. Girmeyecek olabilir ama ben Canan'ın Türkiye'de bizim Tuncay Öz gibi milyonlarca insan tarafından çok sevildiğini ve siyasette olması gerektiğini düşünüyorum. Canan'ın böyle bir kararı var mı? Bilmiyorum. Kenara çekilmiş olduğunu biliyorum. Dün buluşacaktık, gidemedik bizim bir takım sağlık meselelerinden dolayı. Ama şimdi bana kızsa da, aksini söylese de, birazdan arayacağım kendisini. Canan'ın hiçbir şekilde siyasetteki bu ihanete uğramış halde bırakacağını zannetmiyorum. Bırakmaması gerektiğini de düşünüyorum. Burak Kavuncu, Meral Akşener, evet ihanet ettiler. Ama ben kafamda Ekrem Bey'i de bir tarafa yazdım. Onu hayatta unutmam. Çünkü halkımız başarıda vefasızlık yapmamalı. Onun altını çizelim. Gelelim Ali Koç ve Acun Ilıcalı meselesine. Türkiye'ye dair nasıl yandan hareket edileceğine dair somut bir örnek. Şimdi bakın değerli dostlar. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Fenerbahçe kimsenin babasını